Burada tabii malum Kürtler ve emperyalizm sorusu akla geliyor, ilişkisi akla geliyor. E, ve Türkiye örneğinden bakacak olursak, Türkiye'de yıllardır Kürtler, Kürtlerin değişik değişik yapılanmaları, PKK olsun, başka e, partiler olsun ya da yasal partiler ya da şahıslar olsun, bunlar her vesileyle, değişik vesilelerle, emperyalizmle özellikle Amerika ile işbirliği içerisinde gösterildiler, öyle tanımlandılar ve onların bu tür ilişkileri hep bir e, karalama vesilesi oldu. Şimdi bu son olayda da bunu görüyoruz. Farklı farklı e, kesimler bunu yapıyor. En tabii samimiyetsizi bugün iktidar yanlılarının Kürtleri Suriye'de Amerikan işbirlikçiliğiyle e, suçlaması, Kürtlerin Amerika ile işbirliği yaptığı doğru tabii. Ama bunun bir suçlama meselesi olması, aynı iktidarın bugün öteden beri ve bugün de Amerika Birleşik Devletleri ile kurduğu ilişkiyi görünce çok da samimi olmuyor. Böyle bir boyutu var. E, burada tabii ki Suriye'deki Kürtlere bunu öneren özellikle ikdar yanlılarının, Türkiye'deki iktidar yanlılarının Suriye'deki Kürtlere, Amerika Birleşik Devletleri dışında çok fazla önerdikleri bir şey yok. Şam'ı da önermiyorlar. Hele geçmişte hiç önermiyorlardı. Rusya'yı da önermiyorlar. Türkiye zaten oradaki yapılara tamamen terörist olarak baktığı için zaten Türkiye seçeneği de yok. Bir diğer kesim ulusalcı olarak tanımlanabilecek ama farklı farklı boyutlarda, farklı farklı renklerde kesimler var. Bunlar zaten Amerikan aletleri olan kesimler. Ama bunların içerisinden önemli bir bölümünün Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı çok e, sert bir tutum alırken mesela Rusya'ya ve Çin'e karşı e, hiç de böyle bir tutum takılmıyor olmaları. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne atfedilen e, iddialar ve bu diğer büyük güçlere atfedilmiyor bir şekilde bu anlamda da bir samimiyetsizlik var